Yine e-posta seçeneklerinden teslim bilgisi istemek. Yeni e-posta butonuna basıyorum. Ardından kime göndereceğimi belirliyorum. Konuyu yazıyorum. Excel eğitim sözleşmesi. Hakkında diye yazdım. Ardından da seçenekler kısmına gidiyorum ve teslim bilgisi iste seçeneğini işaretliyorum. Her e-posta için teslim bilgisi istemek doğru bir yöntem değil. Bu durumda bütün e-postalarınız için gelen kutunuzda teslim bilgisi gelecektir. Bu da istemediğiniz bir kirliliğe sebebiyet verebilir. Önemli olan yani sizin o e-postayı gönderdiğinize dair elinizde bir belge olsun istiyorsanız bu günlük hayattaki iadeli taahhütlü mektup göndermeye benzer. Karşı taraf bunu size göndermiyor. Karşı tarafın serverından gelen bir yanıt oluyor. O posta kutusuna mailin düştüğünü gösterir. Teslim bilgisi karşı tarafın sizin mesajı okuduğu veya onu gördüğü anlamına gelmez. Onun posta kutusuna düştüğü anlamına gelir. Kişi posta kutusuna erişecek araçları hiçbir zaman açmamışsa mesajınızı göremeyebilir. Bu mektubun sizin eve geldiğini ya da posta kutunuza düştüğünü gösterir. Kişi server'a bağlanıp maillerini kendi bilgisayarına çekmiş olabilir fakat postanızı hala okumamış olabilir. Teslim bilgisi server'daki posta kutusuna düştüğü anı size gönderir. Serverlar genelde bu türden bilgileri en son gönderirler. Yani yoğun trafik üzerinde hemen bunları talep edenlere göndermeyebilirler. O yüzden şu anda biz de gönderdiğimizde yanıtı hemen dönmeyebilir. Gönder düğmesine basıyorum bu arada. Alıcıya ulaşsa bile size yanıtı daha geç gelebilir. Çalıştığınız ortam tabii ki bir domain ise yani şirket içindeki mesajlarda ise bu tabii çok hızlı dönecek mesajlardan bir tanesidir. Yine serverları yöneten kişilerin bu türden mesajlara cevap verip vermeme hakları da vardır. Eğer ilgili seçenekleri devre dışı bırakırlarsa bu mesajlar hiç gelmeyebilir de. Yine bir başka detay, gönderdiğimiz mesaj bilgisayar sistemleri serverlar içinde dolaşıyorsa, yani örneğin buradan Almanya'ya gidiyor, oradan Amerika'ya gidiyorsa her serverdan da ayrı ayrı mesajın o anki gittiği server ve ulaştığı yer hakkında bilgiler gelebilir. Tabii ki şu anda bahsettiğimiz sistemler değişkenlik gösterebilir. Şu anda bir kontrol edeceğim. Mesajın gidip gitmediğine dair şu anda herhangi bir yanıt dönmedi. Teslim bilgisi istemek, iadeli taahhütlü mektup göndermeye benzer. Tekrar ediyorum.